Selamlar herkese hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar 49 günde TET Geometri Kampı'nın evet 30. gününe geldik bak bak yaklaşıyoruz sona yaklaşıyoruz bugün senle birlikte Deltoid'den çok güzel sorular çözeceğiz ve kampın hakkını vereceğiz peki şunu sorsam Kamp'ta ne durumdasın? Nasıl gidiyor? Bir yorumlara yaz bakalım. En beğendiğin soruları yazabilirsin. Kampla ilgili düşüncelerini yazabilirsin. En baştan şu ana kadar nasıl bir gelişim gerçekleştirdin? Üçgenlerde nasıl bir gelişim gerçekleştirdin? Bunları yazabilirsin mesela. Tamam mıdır? Peki o zaman hemen ne yapalım? sorulara geçelim. Şimdi birinci sorudan başlayacağız. Altıncı soruya kadar gelmiş olacağız. Ve Deltoid'in bir tekrarın niteliğinde olacak bu video. O zaman ne diyelim? Şöyle yaklaştırıyorum. Birinci sorudan başlamak istiyorum. Şimdi Deltoid neydi? İki tane ikizgen üçgenin ortak tabanda birleştirilmesiydi değil mi? Köşegenler dik kesişiyordu ve dikkat et köşegenlerde uzun köşegen açı ortaya olacaktı. Tamam. Peki nerede deltoid verilmiş? ABC bir üçgen ABED bir deltoid. Bak A, B, E, D bir deltoid. Ha, demek ki AB kenarı, AD kenarına bak ikisini de vermiş aslında. Ne yapmış? İki eşitliği verdiyse o zaman ben BE kenarıyla ED kenarının da birbirine eşit olduğunu söyleyebilirim. Bunu nereden söyledim? Deltoid'den söyledim. Hatta şöyle yapmayalım mı? Bak biraz güzel gözüksün değil mi? ED kenarı BE kenarına eşit. Aynı şekilde AB kenarı da nereye eşit olacak? Şöyle biraz düzelsin kendini. AD kenarına eşit olacak. Pembeler eşit. Kırmızılar eşit. Hatta bak ne bulduk burada? Bir, iki ikiz kenarlık bulduk. Bak DC ile BE'nin eşitliği direkt nerede ikiz sağladı? DE ve DC kenarlarının eşitliğiyle ikiz kenarlığı sağlamış oldu. Peki o zaman ben oradan başlamak istiyorum. Taban açısı 40 derece ise diğer tabanda 40 derece mi yazdım? 2 iç bir dış açısı. Yani 2 iç bir dış özelliği neydi? Bak dikkat et. 40 derece 40 dereceyi topladım. Dışarıya 80 derece yazabilirim. Geldim 80 derecemi yazdım. Peki en önemli özelliklerden bir tanesi. Eğer A, B, d bir deltoid ise D açısıyla B açısı birbirine ne oluyordu? Eşit oluyordu. O zaman geleceğim şu B açısına da 80 derecemi yazacağım. E soru bitti zaten bak 80'i yazdık ya. 80, 40 topladığımda 120 yaptı. 180 olması için x ne olur? 60 derece olur. İç açılar toplamından direkt soruyu çözebiliriz. Yok hocam ben uzun yoldan çözmek istiyorum diyenler için sesleniyorum. 40 dereceyi 180 dereceye tamamlarsam 140 derece. İşte bak şurada işaretlediğim bak yeşil açılara dikkat et. 140, 80, 80, x. Bu bir dörtgenin iç açıları mı? Evet. Dörtgenin iç açılar toplamı kaç dereceydi? 360 dereceydi. İsteyen şu dördünü birlikte toplayıp 360 dereceye eşitleyebilir. Anlaştık mı? O zaman şıklara baktığımızda cevabımız da C seçeneğidir. Ve ilk soruyu bu şekilde ne yapmış olduk? Çözmüş olduk. Hemen geçiyorum İkinci soruma. İkinci soruya bakar bakmaz önce deltoid'e odaklanalım. Neresi deltoidmiş? A, B, C, D bir deltoid. Dikkat et. A, B, C, D. Peki şurada bir eşitlik yani AD ile CD eşitliği varsa o zaman AB ile de BC eşitliğini ben yazabilirim. Hatta gel yazalım bak. Hazır yeşil elimizdeyken BC C kenarıyla AB kenarı birbirine eşit. Sonra sarı kenarlarda birbirine eşit olacak. CD kenarı ile AD kenarı. işte deltoid ortaya çıktı. Peki deltoid de hangi açılar eşitti? Bak dikkat et. Burada eşitlik. Burada eşitlik varsa o zaman kesişim bölgesindeki açılar yani A ile C açısı birbirine ne olacak? Eşit olacak. O zaman ben gelip X artı 20 görüyorum ya hepsinde A açısının. C açısına da geldim X artı 20 yazdım. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Sonra ne yapacağım? Şuradaki bilgiye bakacağım. AE kenarının BC kenarına eşit olduğu söylenmiş. Bak AE uzunluğu BC uzunluğu eşit. E BC'yi biz yeşil çizdik zaten. O zaman gidelim AE'yi de yeşil çizelim. Bak AE'yi tabii sarı değil. Hemen düzeltiyorum. Yeşil çizdim. İşte bak ikiz kenarı yakaladın mı? Bak şurada senin için bir ikizkenar üçgen var. Hatta hatırla tepe açısı 20 derece olan ikizkenar üçgende ne yapıyorduk? 80 80 160 Allah neler yaratmış diyerek hemen açılarımızı yazmış oluyorduk. Tepe açısı 20 derece ise 180'den 20 çıkardım 160 2'ye böldüm. Zemin açısı 80 derece zemin açısı 80 derece. Peki 80'i yazdın. Çok güzel hocam. Aslında büyük dörtgen yani deltoidten de çözebilirim. 80'in arka tarafı 100 derece doğru doğru açı kaç dereceydi? 180 dereceydi. İster içeriden çöz ister dışarıdan çöz. Ben nereden çözeceğim biliyor musun? 80 burada var. 40 burada var. Bir de şu A ile C açısı aynı zaten. Bunların hepsinin toplamı 360 derece değil mi? Evet toplayalım. Şimdi x artı 20'den 2 tane var zaten. x artı 20'yi şöyle 2 ile çarpıyorum. Artı 80 ile 40'ı topladım. 120 derece eşittir dedim. Ne yapacağım? 360 derece yapacağım. İç açılar toplamı 360 derecedir. A, B, C, D bir dörtgen olduğu için. Burada bir sıkıntı yok değil mi? Neden topladığımı söyledim. Peki düzenlersem ne çıkacak karşıma? Şöyle baktığımda 120'yi karşıya negatif olarak yolasam 360 eksi 120 240 derece değil mi? Evet. O zaman 240 bak hatta bir şey içeriye dağıtmıyorum. 2, 2 çarpı x artı 20 eşittir 240'sa, 240 ise 240'ı da 2 ile sadeleştirirsem x artı 20 eşittir 120 derece gelecek. 20'yi de karşıya negatif olarak yolladığımda x eşittir nedir? 100 derecedir. Şıklara baktığımda cevabım da D seçeneğidir. Çok güzel bir şekilde ne yaptık? Soruyu çözmüş olduk. 2'yi de çözdük. Hemen 3. soruya geldim. Şimdi dikkat et. Bak şıklarda kök 191 var. Allah korusun bak. Neymiş acaba o? Hemen bakalım. ABC'de bir deltoid. AB ile BC 6 santim. Şimdi deltoid neresi? AB ile BC'nin eşitliğini verdiyse yine yukarıda yaptığımız gibi ne yapalım biliyor musun? AB ile BC'yi eşitledim. Bir de ne yapacağım? AD ile şöyle düzelsin biraz. CD eşitledim. İşte deltoid ortaya çıktı. Peki deltoidin uzun köşegeni ne yapıyordu? Açı ortay yapıyordu. Bak şurada bir açı ortayın var. Şurada da bir açı ortayın olacak. Yani 60'a 60. Peki diğer köşegeni çizsem. Köşegenlerin dik kesiştiğini biliyor muyum? Evet biliyorum. Hemen ne yapalım? A'dan C'ye birleştirelim. Bu köşegenimiz diğer köşegeni dik kesecek. Hatta 90 var 60 var. 30 60 90 üçgen ortaya çıkacak. Bak 30'larımı yazdım. 90'ın karşısında 6 varsa. Bak 90'ın karşısında 6 varsa. 30'un karşısı yarısı nedir? 3'tür değil mi? Bak geldim şu araya 3 yazdım. 60'ın karşısında 3 köküç olacak. Aynı şey bu yukarıdaki de Zaten kenar ortaydan, ikiz kenardan, 120-30-30'dan her yerden söyleyebilirsin. Bak şurada 120-30-30 üçgenim var. 6-6-6 kök 3. İkiz kenarda dik indirdiğimizde tabanı keş parçaya bölüyor. Yani resmen üçgenler tekrarı yaptığımız bir konu değil mi? Bence çok güzel yaptık. Peki bunları söyledik. Şurada 16'dan 3 çıkartırsam ne kalacak? Bak şu kırmızı kenar 16-3'den 13. Peki sadece turuncuyla taradığım dik üçgene bakmanı istiyorum. Bu dik üçgende... Hipotenüs bilinmiyor. Ne yapalım? Burada en güzel ne yaparız biliyor musun? Pisagor yaparız. Hemen yapalım. X'in karesi eşittir. 3 köküçün karesi 3 kök 3 9. 9 çarpı 3 27. Artı ne var burada? 13 var. 13'ün karesi 169. Şimdi bu ikisini topluyorum. 9, 7, 16'ın 6'sı. Elde var 1. 8, 9. burada da 1 var. Hangi sayının karesi 196? Şimdi şöyle düşünüyorum. Işıklara bakıyorum. 15'in karesi 225. Ha, 15'ten daha küçük olacak. 14'ün karesi Bakıyorum hemen 14'ün karesi aslında 196'dır. Ama şöyle çarpmak istiyorsan 14 14 diyorum. 14 önce 10 çarp 140. Sonra 4 kaldı değil mi? 4'ü 14 ile çarparsam 56 değil mi? 140'a e 56 eklersen bak ne yapıyor? 196 yapıyor. Hızlı bir şekilde böyle parçalayarak çarpabilirsin. O zaman şıklara baktığımızda cevabımız ne geldi? 14 geldi diyebilirim. Üçüncü sorumuz da bu şekildeydi. Şimdi ne yapalım? Diğer sorumuza geçelim. Şimdi ben geçmemiş miydim ya? Niye buraya geldim? Dur. Heh, Dördüncü soruya kastı herhalde benim. Aman aman Allah korusun. Şimdi dördüncü soruya geldim. ABC'de bir deltoid demiş. K köşegenlerin kesim noktası. Yani buranın dik kesiştiğini biliyorsun değil mi? O zaman B'den bir D'ye doğru bir gidelim. A'dan da bir C'ye doğru gidelim. Şu şekilde. Köşegenlerin dik kesiştiğini biliyoruz. Tamam. Sonra dikten dikinmemiş mi? Bak dikten dikiniyor. Ne var burada? Öklit var öklit. Yani h kare eşittir p çarpı k yapabilirim. Hatta onu şöyle yazacağım. 12'nin karesi eşittir 16 çarpı hc. Bak şöyle hc uzunluğunu yazdım. Peki 12'nin karesi almak yerine şöyle yapmayalım mı bak. 12'yi biz 12 çarpı 12 diye yazalım. 16 çarpı hc yazalım şu şekilde. 2 kez 4'e sadeleştirelim bak. 4'e böldüm 4. 4'e böldüm 3. 4'e böldüm şurada da 3 var. 3 çarpı 3'ten hc ne geldi? 9 geldi. Şimdi hc'yi 9 bulduysam geldim şuraya 9'umu yazdım. Ama şunu, şunu biraz yukarıya taşıyalım ki karışmasın. Heh, şöyle yukarıya taşımış oldum. Peki 9'u bulduk. 9, 12 ne üçgenimiz var? 15 özel üçgenimiz var. 3, 4, 5'in 3'er katı. Sonra dikkat et. 12, 16, 3'ün 3 katı, 4'ün 3 katı. O 5'in 3 katından da o zaman ne yapacağım? Bak 3'ün 4 katı pardon. 4'ün 4 katı, 5'in 4 katı. Ha, şimdi oldu. O zaman 12, 16, 20 özel üçgenim varmış. KB'yi de 20 olarak buldum. Peki şu tanıdık değil mi? Bak ne var orada? Hipotenüste 17 var. E, dik kenarda da 15 var. 8, 15, 17'den de buraya ne yazdım? 8'imi yazdım. Alan ABCD diyor. Dikkat et, köşegenler sadece bak şuradaki açı ortaya olan köşegenden bahsetmiyorum. Diğer AC köşegeni kenar ortaya olacaktı. Yani şurada bir 15, 15, 8, 15, 17'den de yazabiliriz. Peki köşegenler var. Alanı nasıl buluyorduk? Köşegenleri dik kesen dörtgenlerin alanları köşegenlerin çarpımının yarısıydı, değil mi? O zaman hemen ne yapıyorum? 15, 15, 30. E, o zaman 20 ile 8'i topladım. 28. Çarpıp 2'ye böldüğümde 28 ile 2'yi sadeleştiririm. 14. 30 14'ü çarpacağım. O zaman 30'u şöyle yapalım. 3'ü 14 ile çarpsam 420, 4, 42 yapacak. 0'ı da eklersem 420 yapacak. Demek ki alanımız 420 santimetre kareymiş. Şıklara baktığımda cevabım da B seçeneğidir. Dördüncü sorumuz da bu şekilde gelmiş oldu. Tamam. Geçiyorum beşinci soruma. Evet. Beşinci soruya baktık. Şöyle gözlüklerimi biraz düzelteyim. Bu arada nasıl olmuş gözlüklerim? Arada takıyorum. Bazen takmayı unutuyorum. Çok fazla ışık altında çalıştığımız için arkadaşlar mavi ışık engelleyici zaten bak gözümden de böyle ekranın ışığının mavi olduğunu görüyorsunuz. Mavi ışık engelleyici gözlük eğer siz de çok fazla ekrana bakıyorsanız tavsiye ederim. Çünkü en başta sağlık biliyorsun, en önemli kısım bence sağlık olduğu için biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi tabii bütün gün masa başında olunca, videolar çekince, notlar hazırlayınca, videoları düzenle paylaş işte. E eksiklerini e, tamamla şu bu derken bütün gün geçmiş oluyor aslında. Hatta sosyal medyadan takip ederseniz ben günlük hayatta yaptıklarımı Instagram'a atmış oluyorum. Instagram'dan kullanan varsa takip edebilir. Diyerek reklamımı da yaptım. Evet 5. soruya gelelim. Şimdi 5. soruya baktığımda deltoid gördük yine. ABC'de deltoid. Hangi kenarlar eşit verilmiş? Ama şurada bir paralellik var. Önce o paralelliği gösterelim. Bak BE paralellik CD paralellik. Sarılar birbirine paralel olacakmış. Sonra AE 4 verilmiş, değil mi? Peki sonra ED'de de 2 var. 6 yazıyor. Peki şurada CD ile CB eşit verilmiş ya. O zaman benim ne yapmam gerekiyor? Diğer eşitliği yazmam gerekiyor. Bak yeşille, yeşille göstereyim. Bunlar birbirine eşit olacak. O zaman hemen ne yapalım? Sağ tarafta 6 gördüğüm için sol tarafta da 6'yı yazdım. Peki dikkat et. Şurada B açısı 90 derece verilmiş. Delta ile karşılıklı kesişim bölgesindeki açılar birbirine eşitti ya. Bak 90'ı buraya taşıdım. Şimdi ise şu sarı paralelliği kullanabiliriz. Yani 90'ı E noktasına taşıdığımda paralel doğrular arasında toplam 180 derece olacaktı. Yani burada 90 derece varsa buraya da ne yazabilirim? 90 derece yazabiliriz. Tamam. Peki dik üçgen ortaya çıkmadı mı şurada? Evet. Yani Pisagor'dan cevabı bulabilirim. X'in karesi artı 4'ün karesi eşittir 6'nın karesi. 6'nın karesi 36. 4'ün karesi 16. Karşıya negatif olarak yollayabilirim. 36'dan 16 çıkarsa 20 gelir. Hangi sayının karesi 20'dir? Şöyle düşün. 4 çarpı 5 de mi 20? 4 dışarı 2 diye çıkar. Ama 5 çıkamadığı için cevabımız 2 kök 5 geldi. Şıklara baktığımda cevap E seçeneğidir diyorum. Ve günün son sorusuna hadi gel birlikte geçelim. Ne demiş? ABC'de bir deltoid. Tamam. Neresi eşit? AB ile AD. Tamam. Dur bir bardak su içeyim. Dudağım kurudu. Yarasın. Siz de için arkadaşlar. Su önemli özellikle bu sıcak havalarda su içmemiz gerekiyor. Kağıt falan yapıştırın hatta su için diye. Benim diyetisyen bir arkadaşım vardı. E, danışanlarını sürekli arıyormuş. Su içtiniz mi? Su içtiniz mi diye. Gerçekten e, değişik bir strateji. <laughs> şimdi ama sağlık olduğu için ve işi olduğu için mecbur bunu yapmak zorunda. Evet, şimdi 6. soruya baktığımda AC 12 verilmiş. AC'yi gösteriyorum bak. AC şu mudur? AC bu 12. Peki köşegenin bir tanesi 12 ise alan soruluyorsa diğer köşegeni bulmaya çalışacağız. Yalnız burada FE'yi 2 kök 10 vermiş. Peki F noktası E noktası orta nokta değil mi? Benim o zaman şunu yapmam lazım. İster AD'nin üzerinde ister BC'nin üzerinde bir tane orta nokta belirlemem lazım. Hadi nerede belirleyelim? Bence BC üzerinde belirleyelim. Şuradan şöyle doğrusal çizdim. Peki burada da bir orta nokta varsa tabii karşıda çift çizgi çift çizgi ayırdığı için benim de deltoid ikiz kenarlarının dolayı iki çizgili ayırmam gerekiyor. Peki bunu yaptık. Bu yeşil kırmızıya ne olmuş oldu? Paralel oldu. Hatta orta taban oldu. E biz zaten AC'nin 12 olduğunu biliyorsak. AC 12 ise bak orta tabanı şöyle göstereyim. Şu kenar şu kenara göre orta tabandır. Bu sayede 1'in 2'ye oranı 6'nın 12 oranı. O zaman bu yeşili ne bulduk? 6 bulduk. Geldim şuraya 6'mı yazdım. Onu biraz farklı kalemle yazalım. 6. Peki Buradaki T noktası olsun hadi orta nokta. T ile de E'yi birleştirsem bu şu an TE nereye paralel olacak? BD köşegenine paralel olacak. Bak şimdi BD köşegenini çizmiş oldum. Hatta şöyle çizelim. BD turuncu köşegen nereye paralel? Siyah kenara paralel oldu. Hatta orta taban oldu. Peki biz zaten şurada köşegenlerin dik kesiştiğini bildiğimiz için bu 90 aşağıya geldi paralellikten. Şimdi ise dikey paralelliğe göre bak Dikey paralelliğe göre benim 90'ı sol tarafa taşımam gerekiyor. O zaman ne ortaya çıktı bak dikkat et. Sadece kırmızı taradığım dik üçgene dikkat et. Burada bir Pisagor teoremi yapabiliriz. Ama bu kenarın bir tanesini biliyorsun. 6. E, hipotenüsü de biliyorsun 2 kök 10 o zaman pisagordan diğer kenarı bulabiliriz değil mi? Hatta geldim y yazdım bak şurada y kenarın var te kenarın senin için bir y kenarı şöyle çizdim. Peki yapalım y'nin karesi artı 6'nın karesi 36 eşittir 2 kök 10'un karesi 2 kere 2 4 4 çarpı 10'dan 40 yaptı. Peki 36'yı karşıya negatif olarak yollarsan hangi sayının karesi 4 gelir? Peki y'yi buradan ne bulurum? 2 bulurum. Şimdi y 2 bulduk. 2'nin 2 katından da bd köşegenini o zaman orta tabandan ne diyebilirim? 4 diyebilirim. E diğer köşegenimiz de 12 değil mi? Tamam. Köşegenler ortaya çıktı. Alan nasıl bulunuyordu? Köşegenler çarpımının yarısı bak. Alan eşittir. 12 çarpı 4 bölü 2'den 48'i 2'ye böldüğümde 24 santimetre kare benim için ABCD deltoidinin neyidir? Alanıdır. Şıklara baktığımda cevabım A seçeneğidir. 30. günün son sorusu ne yapmış olduk? Çözmüş olduk. Şöyle bakalım. Çok güzel sorular yaptık. Bildiğin deltoid tekrar yaptık. Alan nereden yapılıyordu? Kenarların orta noktaları verirse ne yapılıyordu? Deltoid'de hangi ikiz kenarlıklar var? Hangi açılar birbirine eşit? Hepsini öğrenmiş olduk. Bildiğin yine diyorum tekrar etmiş olduk diyerek günün Son sorusunu da çözdük ve videonun sonuna gelmiş olduk. Umarım verim almışsınızdır. Umarım çalışmalarınızın karşılığını alıyorsunuzdur. Çünkü emin ol ben zaman harcıyorum sen ne zaman harcıyorsun özellikle masa başındayken harcadığımız zamanı dışarıdan emin olun sen göremiyorsun hatta bir an masa üstünde mesela ders çalışırken zaman ne kadar hızlı geçmiş diyoruz ya tabi bazı ders çalışmayanlar ya ben 10 dakika ders çalıştım şimdi kalkayım işte biraz gezeyim biraz telefona bakayım falan diyor ama sözüm onlara değil ben gerçekten emek vererek çalışanlara seslenmek istiyorum bu emeklerin karşılığını ne zaman alacağız sene sonunda alacağız o güzel mesajı bana atacaksınız ben de diyeceğim ki ya bir sene boyunca emekle, emek verdik ortaya bir sürü video çıkarttık ve öğrenciler faydalandı ve bu faydalanan öğrencilerden geri dönüşler beni çok mutlu edecek. O günleri sabırsızlıkla bekliyorum diyerek o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere kendine çok iyi bak bay bay.